Sektörel Bakış'tan herkese merhaba. Ben Ande Özdemir. Hafta içinde farklı birçok sektörü konu aldık. Bugün ise otomotiv sektörünü konuşacağız ve haftanın son işlem günündeyiz. Türkiye ekonomisinde gerçekleştirilecek reformlar geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. İş dünyası peki bunu nasıl bir tepki verdi? Bu reform paketi otomotiv sektörüne nasıl bir etkisi olacak ve otomotiv sektöründe hangi gelişmeler yaşanıyor? Tüm bunların hepsini OYDER Başkanı Murat Şasvaroğlu ile birlikte konuşacağız. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet şimdi hafta içi gündemi, sıcak gündemi aslında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yapısal reform paketiydi. İş dünyası nasıl tepki verdi? Siz de dernek başkanı olarak hem de aslında sormak isterim. Beklenilen karşılandı mı bu pakette? Neler dikkatinizi çekti? Bununla başlayalım Murat Bey. Elbette. Tabii biz bu reform paketinin açıklanacağını 24 Haziran seçimlerin hemen ardından zaten Ağustos'ta da yeni ekonomik programla ilk sinyallerini geçen senenin Ağustos ayında orada almıştık. Sayın Bakanımız orada yeni yapısal reformlardan söz ederek Türkiye'nin artık yapısal bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Özellikle de artık üretim yapan, artık teknoloji üretimi yapan bir ülke konumuna gelmemiz gerektiğinin altını çizmişti ve bu konuda çalışmalarının devam ettiğini ifade etmişti. Bu hafta açıklanan reform paketine de baktığımızda gerçekten Türkiye'nin önümüzdeki 4-4,5 yıllık bu seçimsiz süre zarfında yapısal reformların işaretlerini çok net bir şekilde aldık. Türkiye artık gerçekten kendi ihtiyacını fazlasıyla üreten, ihtiyacının fazlasını dışarıya satan, özellikle sanayi alanında ciddi manada üretimin teşvik edildiği ve teşvik edilmeye de devam edeceğinin sinyallerini biz aldık. Açıkçası kendi sektörümüz adına Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği olarak biz atılan adımların önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde Türkiye adına çok pozitif sonuçlar doğuracağını müşahede ediyoruz. Ve açıklanan bütün bu yapısal reformları destekleyeceğimizi Sayın Bakanımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa adına atılan bütün adımların destekçisi olmaya da devam edeceğiz. Bunun otomotive yansıması noktasında zaten Sayın Bakanlığımız bu noktada bir çalışma daha önce yapmış idi. Otomotivde ÖTV ve KDV indirimleri biliyorsunuz geçen sene 31 Mart'ta hayatımıza girmişti. Onların uzaması bile aslında bütün sektörlerin ciddi manada artık Ankara'da dinlendiği ve sektörlerin bütün ihtiyaç ve taleplerinin sırasıyla yerine geldiğini de, yerine getirilmeye en azından çalışıldığını da görüyoruz. Bu bizler adına, yatırımcılar adına, ülkenin geleceği adına gerçekten çok ümit verici. Bunları da duymak açıkçası bizleri motive ediyor. Ülkeyi motive ediyor. Biz motive olmaya, ülke adına çalışmaya da devam edeceğiz. Paketin geneline baktığımızda aslında bankacılık sektörünü özellikle rahatlatıcı bir hamle olduğunu görüyoruz. Reel sektöre etkisini sormak istiyorum. Bir yandan da ihracat konusu. İhracat otomotiv sektörü açısından gerçekten Türkiye açısından çok önemli bir konu. Hem de genele baktığımızda katma değerli üretime yönelik bir destek, teşvik olacağı yönünde çalışmalar var. Hatta diğer farklı sektörlerde lojistik olsun, sanayi olsun, turizm olsun bu anlamda da farklı değerler var. Farklı çalışmalar var. Öngörüleriniz nedir Murat Bey bu noktada? Hem ihracat konusu hem de bankacılık genelinde reel sektöre etkisini nasıl görürüz sizce? Tabii bu işin en önemli bacaklarından birisi Türkiye'de yani içeride finans sisteminin akamete uğramadan akışkanlığını sağlamak. Bizim reformda gördüğümüz 28 milyar TL kamu bankalarının devlet tahviliyle borçlanması sağlanarak oradan anladığımız bu 28 milyar TL'nin Türkiye'deki iç pazarda ekonominin önünü açılması adına kamu kaynaklarından desteklendiğini sanki ben öngörüyorum. Bu da zaten uzun zamandır
beklenen bir şeydi. Diğer taraftan özel bankaların da elde ettikleri gelirleri sermaye iradı haline getirmeleri kaydı şartıyla sermayelerinin güçlendirilmesi orada öngörülmüş. Her ikisi de ülkenin yine geleceği adına ve ekonominin sorunsuz bir şekilde önümüzdeki süreçte de yürüyeceğinin bizce en önemli ispatlarından birisi. Nitekim Türkiye'de şu anda en önemli sorunlarımızdan birisi sıcak paranın ülke içerisinde son dönemlerde hareketinin durması. Sıcak paranın olmaması, burada hükümetimizin elini taşın altına koyarak 28 milyar TL'nin devlet tahvili ile birlikte kamu kaynaklı kamu bankalarının bu şekilde bunu kullanması, borçlanması ve bunu iç pazara sanki Türkiye'nin içerisine dağıtması gibi bir plan var. Ben en azından öyle anladım. Dolayısıyla bu bizler adına ülkenin son dönemde nakit akışı dengesindeki bir akamet süreci vardı. Umuyoruz ki bu 28 milyarla birlikte bu nakit akışındaki olumsuza doğru giden durum biraz pozitife döner. Biraz ticaret yavaş yavaş eski dinamiklerine doğru kavuşur. Para döner. Türkiye'de para dönmediği zaman ciddi manada işler sıkıntıya giriyor. Çünkü bizler Türk müteşebbisleri aslında eskiden beri bir sermaye problemiyle açıkçası karşı karşıyayız. Çünkü çok sermayesi olan bir yapı değil Türkiye'deki müteşebbislerin içinde bulunduğu durum. Genelde uygun vadeli kredilerle aslında her şey dönüyor. Geçtiğimiz dönemlerde uygun vadeli krediden kastımız %11-12'ler bandına bizler yıllık 11-12'ler bandına alışmıştık. 11-12'ler bandı geri dönünceye dek biraz sıkıntı çekmeye sanki devam edeceğiz. Evet, yine yapısal reformla devam etmek istiyorum. Özellikle kayıt dışı mücadele konusunda önlemler atacağı söylendi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından. Bu aslında baktığımızda evet iş dünyası için olumlu pozitif bir önlem gibi gözüküyor. Siz nasıl görürsünüz? Elbette tabii biz yıllardır zaten ekonominin kayıt için alınmasını gerektiğini söyleyen en önemli STK'lardan biriyiz. Çünkü biz Otomotiv Yekisatçılar Derneği olarak Türkiye genelinde aslında Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bir vergi tahsil gişesi vazifesini de görüyoruz. Çünkü bir otomobilin üzerinde kabaca %77 ile başlayan %206'ya kadar giden bir vergi yükü var ve bunları bizler tahsil ediyoruz. Bu bizler adına zaten biz kayıtlı sermayedarlar ve kayıtlı işletmeleriz. Ama dışarıda tabii herkesi tenzih ediyorum. Lütfen kimse buradan kendine bir çıkarım sağlamasın, kimse yanlış anlamasın. Fakat günün sonunda dışarıda da bir dünya var ve dışarıda da vergilerin, dolaylı vergilerin yüksek olduğundan ötürü kayıt dışılığa itilen bir durum vardı. Sayın Bakanımızın son reform paketinden anladığım kadarıyla dolaylı vergilerin burada azaltılması, kurumlar vergisinin önümüzdeki süreçte bir reformla birlikte Avrupa Birliği ile uyumlu bir şekilde sanki biraz geri geleceğini anladım o reform paketinden. Ve biz bunu şiddetle de savunuyoruz. Çünkü gerçekten vergiyi reforme edip, vergiyi adaletli bir şekilde belli bir yapının içerisine eğer alabilirsek, Avrupa Birliği ile uyumlu bir yapı içerisine alabilirsek, vergi dağılımında da bir adalet söz konusu olur ve toplamasında da sıkıntı çekmeyiz. Dolayısıyla biz vergiyi işte henüz reform edemediğimiz için toplamakta da sıkıntı çekiyoruz. Toplamakta sıkıntı çektiğimiz için de sürekli bir yapılandırma süreçlerinden geçiyoruz. Sayın Bakanımız onu da açık ifade etti. Bundan sonra herhangi bir yapılandırma söz konusu olmayacak. Fakat vergi reformu ana gündem maddelerinden birisi. Burada vergilerin ılımlı, olumlu, Türkiye gerçeğiyle uyumlu bir noktaya çekilmesiyle birlikte sanırım hem vergi toplamada artık eskiden yüz yüze kaldığımız sorunları bertaraf etmiş olacağız. Hem de gerçekten adil bir şekilde dağılımı sağlanmış olacak diye
öngörüyorum. Evet, vergi, yeni vergi mimarimiz istihdam oluşturma hedefinin üzerine oturacak şeklinde bir açıklaması vardı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. İstihdam konusuna da geleceğiz Murat Bey, ama öncesinde çok uzun ucundan bahsettiniz siz de. Geçen ay bir kongre düzenlediniz. Otomotiv perakendeciliğinde dijital dünya temasıyla. Nasıl geçti bu kongre? Çünkü önemli katılımcılar vardı. İş dünyasının önemli isimleri vardı. Onların katılımıyla gerçekleşti. Neler çıktı bu kongreden? Ne gibi mesajlar çıktı? Tabii biz 30 yıllık bir STK'yız ve son 9 senedir de her sene katlanarak büyüyen Otomotiv Kongresi adı altında otomotivin sorunlarını içeren ve otomotivin sorunlarına hem Türkiye'den bakan, hem Avrupa'dan bakan, hem de Amerika'dan bakan küresel konuşmacıların katılımlarıyla birlikte bu iş hem kuantiti olarak hem de kualite olarak giderek kendini geliştiriyor. Açıkçası Türkiye'ye de, özellikle bizim yetkili satıcılık teşkilatımıza da gideceği hedef noktasında, önümüzde bizi bekleyen fırsatlar ve tehditler noktasında neler olduğunu hem Amerikalı gözünden hem Avrupalı gözünden ciddi manada müşahede etme imkanı orada buluyoruz. Bu sene de biz yine 21 Mart'ta yaptık panelimizi. 20 Mart gecesi de bu fırsatla teşekkür de etmek istiyorum Sayın Hazine ve Maliye Bakanlığımıza. 20 Mart gecesi de ÖTV ve KDV indirimleri, otomotivin üzerindeki o teşvikler 3 ay daha uzatıldı. Dolayısıyla o da bizleri açıkçası gerçekten motive etti. Burada daha çok neler konuşuldu? Otomotiv perakendeciliğinde dijital dünyaydı bizim başlığımız. Dijital dünya dediğimizde, evet, dünya artık cep telefonunun içerisine sığmış vaziyette. Müşteri davranışları da ciddi manada bu yönde değişiyor. Biz de orada ana konularımızdan birisi, devrilecek miyiz yoksa evrilecek miyiz? Burada işte Amerika'da NADA başkanı vardı, yani oranın OIDER başkanı, 17 bin adet plazanın oluşturduğu bir STK. O ciddi manada güzel söylemlerde bulundu. Çünkü son zamanlarda Türkiye'de bir bu konuda bilgi karmaşası yaşanıyor. Yetkili satıcılık müesseseleri kısa vadede olmayacak gibi sağdan soldan yorum yapanlar oluyor. Tabii bu yorum yapanların bir kısmı maalesef üzülerek görüyoruz ki sektörün içinde fakat yetkin değil. Yani sektörü bilmiyor içinde ama sanırım konudan biraz uzak. Bir kısmı da sektörü bilmeden yorum yapıyor ama otomobilin doğduğu yer Amerika. İşte 120-130 sene önce doğmuş Amerika'nın NADA'sı, yani Amerika'nın OIDER'i diyor ki otomobil yetkili satıcılık sistemi ila nihaye devam edecek. Ama otomobil üretenler belki konsolide olacak. Yetkili satıcıların konsolide olması veya sistemden çıkması mümkün gözükmüyor. Çünkü önünde sonunda her ne kadar tüketici işini internetten halletse de, yani günün sonunda touch and sense diye bir durum var. İnternetten final kararlarını vermeye çok yaklaşıyor. Yine de bir dokunmak istiyor. Bravo. Ama değil mi? Yine de gelip o araca, o showroom'da o atmosferi hissedip, showroom'da araca dokunup o yeni araç kokusunu içine çekmeyi, o mutluluğu orada ailesiyle birlikte yaşamayı yine tercih ediyor. Bu Avrupa'da da böyle olmaya devam edecek. Amerika'da da böyle olmaya devam edecek. Dolayısıyla yetkili satıcılık müessesesi biraz belki dönüşecek. Nasıl dönüşecek? İşte büyük büyük plazalar, büyük büyük metrekareler yerine belki teknolojik showroomlar hayatımıza girecek. İşte bir screen wall'lar sanırım hayatımıza girecek. Orada konfigüre edeceğiz araçları ama günün sonunda yine o showroom'dan teslim almaya, o satış danışmanından teslim almaya, o dokunuşa, o duyguya gelip yine showroom'da
hafızalarımızı orada tazeleyeceğiz gibi. Yani Murat Bey, o dijital dünya dediğimiz şey aslında yine dokunarak satışlar gerçekleşecek ama mutlaka o dijital kısmına ayak uydurmak mı gerekecek? Evrilmek veya devrilmek konusu aslında burada mı ayrışıyor? Yani dijital dünyaya ayak uyduramayanlar geride kalacak. Evet, ama yine de bu anlamda bir ilerleme olacak diyorsunuz sektörde. Yetkili satıcıları anlamında, değil mi? Doğru mudur? Tabii. Çünkü dijital dünyayı yatsımak, ötekileştirmek bizim haddimiz değil. Biz onunla nasıl azami müşterekte buluşacağızı orada biz açıkçası anlattık. Çünkü showroom ziyaretleri eskiden bir otomobil için 4,5 kez showroom ziyareti yapılırken bugün bir otomobil için 1,5 kez showroom ziyareti yapılıyor. Ama günün sonunda satış adetleri aynı bakarsanız. Yani bu senedeki düşüşleri saymasak geçen yıllarda satış adetleri aynıysa, müşteri showroom'a 4,5 değil 1,5 kez geliyorsa iş yine showroom'da bittiğinin en net göstergesi. Ama tabii o işin finans boyutu, işin karar verme mekanizmaları yine o dijital dünyada sanki orada birini bir bulacak. Devrimler şeklinde olacak diye görüyoruz. Tabii buralara zaten bizim ana konumuz, ana başlığımız. Buraları lütfen kaçırmayın. Buralara kendinizi hazırlayın. Özellikle yetişmiş kalifiye mesai arkadaşlarımızı, ikinci, üçüncü jenerasyonu buraya doğru evrilin ki devrilmeyelim diye aslında özetçesi buydu. Evet, şimdi siz de bahsettiniz Murat Bey, kongre öncesi hemen KDV ve ÖTV indirimi gerçekleşti dediniz. 30 Haziran'a kadar uzatıldı süre. 30 Haziran'a kadar uzatılması sizce sektöre ne gibi bir katkı sağlayacak? Bir rakamsal öngörünüz var mıdır? Şimdi tabii bu konu biraz kanıksandı. Bu konunun aslında ne kadar kıymetli olduğunun bir kez daha altını çizmek lazım. Bu konu gerçekten hükümetin nelerden sektörün yürümesi adına aslında kendi ana gelirinden feragat ettiğinin en önemli nişanelerinden birisi. Baktığınızda 2018 ilk 3 ayı, 2019'un ilk 3 ayında sektör %44 küçülmüş. Yani 158 binden 88 bine gerilemiş. Eğer ÖTV ve KDV indirimi olmasaydı acaba bu %44 %70'ler 75'ler olur muydu? Evet, biz net bir şekilde bunu söyleriz ki 70'leri biz görürdük. Çünkü geçen sene kur etkisiyle birlikte otomobil fiyatları gerçekten arttı. Faiz ve enflasyonun etkisiyle birlikte fiyatlar arttı. Yani otomobil önceki yıllara göre rahat ulaşılabilir bir MTÜ olmaktan çıktı, biraz lüks olmaya başladı. Eğer ÖTV ve KDV indirimleri olmasaydı sektör ciddi manada kilitlenirdi. Sektörün adetleri daha da geriye doğru düşerdi. Dolayısıyla bu yapılan hamle çok kıymetli bir hamle. Bu hamlenin kıymetini bilmek lazım. Onu da şöyle ifade edeyim. Mesela Mart ayında bitecekti. 31 Mart'ta bitecekti. Evet. 31 Mart'taki düşüşe bakarsanız 31 Mart'taki düşüş %36. Yani bitiyor. Bu fırsatı değerlendireyimin karşılığında %36 düştü. Yani Nisan, Mayıs, Haziran otomotiv sektörünün aslında son çeyrekle musavi bir çeyreğidir. İkinci çeyrekle dördüncü çeyrek birbirine çok benzer. Yani sektörün pik yaptığı aylardır. Dolayısıyla Nisan, Mayıs, Haziran ayında da biz sektörün küçülmesinin gene yavaşlayacağını öngörüyoruz. Geçen sene Nisan ayında satılan araç 75 bin civarında, bu sene de Nisan ayında 45 bin civarında araç satılı diye öngörüyoruz. İşte bu ÖTV ve KDV indirimi olmasaydı bu 45 bin satılır mıydı? Bizce bunun cevabı hayır, satılmazdı. Evet, aslında belirleyici faktörlerden en önemlisi başında sizin de söylediğiniz gibi hem indirimler, destekler bu noktada, faizler de keza öyle belirleyici sebeplerden, faktörlerden bir tanesi. Biri de döviz kurları, değil mi? Evet. Bey? Evet. Bir faiz dediniz, onu tabii ben atlamıştım şimdi. Faiz noktası tabii en önemli bizim rakibimiz maalesef faizler. Yani bugün her sektörü yakından ilgilendiren mevduat faizlerinin yüksek oluşu, insanlar ticaret yapmaktan, istihdam yaratmaktan, iş yeri açıp işini büyütmekten şu son bir senedir imtina eder hale gelmiş. Çünkü elindeki parayı
en rahat kazanım olan mevduat faizine yönlendirip mevduat faizinden herhangi bir vergi kesintisine maruz kalmadan ciddi manada insanlar gelir elde ediyorlar. Burada neden bir otomobil almayı düşünsün ki 100 bin lirasını işte mevduat faizine koyduğunda kabaca yıllık 22 bin lira faiz geliri elde ediyor insanlar. Hı hı. 22 bin lira faiz geliri 100 bin liraya elde edilen bir ortamda insanlar alışveriş yapma fikrinden uzaklaşıyor. Bu da bizi aslında biraz uyuşturan bir durum. Çünkü güçlü kasımız olan ticaret yapma güdüsünü yavaş yavaş zayıflatıyor. Bunu konut sektöründe de biz müşahede ediyoruz. Konut sektöründe de 500 bin lira, 700 bin liralık en önemli benim gördüğüm kadarıyla o rakamda giden konutlar artık satılmıyor. Çünkü insanlar parasını faizde değerlendirmeyi daha yatırım çok yatırım aracı ediyor. Olmaktan çıkıyor değil evet, mi? Evet, daha çok tercih ediyor. Biz yine burada tekrar bir çağrıda bulunmak istiyoruz ki faizlerin düşmesi lazım. Faizler düşerse bizim otomotiv sektörüyle birlikte bütün sektörler canlanır. Nihayeti Türkiye'de gerçekten bunu hiç hani tartışmaya açık bir konu gibi durmuyor. Türkiye'nin lokomotif sektörü otomobil, otomotiv, inşaat ve turizmdir. Bu lokomotif sektörler Türkiye'nin en önemli taşıyıcı kolonlarıdır. Hı hı. Bu sektörlerin sürekli ileriye gitmesi lazım ki bunların kanalları da, bunların sağlayıcıları da on binlerle, yüz binlerle ifade ediliyor. Dolayısıyla mevduat faizlerinin gerçekten beklentimiz o ki kısa vadede düşmesi lazım ki insanlar artık mevduat faizinden biraz umudunu kessin ve ticarete doğru biraz yavaş yavaş kanalize olsunlar. Bu bahsettiğiniz konularla mı Murat Bey sürdürülebilirlik sağlanacak? Çünkü otomotiv sektörüne baktığımızda 1 milyon satış adedi gibi bir hedef var. Ama 2017'ye göre baktığımızda %32'lik bir daralma var satışlarda. İç pazarda 620 adet satış gerçekleşmiş. Bu yıla baktığımızda da çok da iyi başlamadı. İç pazarda da yine daralma var %44'lük. Bunda böyle bir rakamdan bahsediyoruz. Yani sürdürülebilirliği aslında sağlamak bu noktada sizin bahsettiğiniz konulardan mı geçiyor? Nedir önemli noktalar? Evet, yani çok güzel ifade ettiniz. %44 düşük başladı. Ondan 2018'in ilk 6 ayı gayet iyi gidiyordu. İkinci 6 ay hepimizin bildiği malum ekonomik dış kaynaklı, iç kaynaklı saldırılarla birlikte ekonomimize ciddi bir açıkçası taarruzda bulunuldu. Dolayısıyla 2018 kendi içinde de ayrı bir yere koymak gerekiyor 2018'i. Ama ondan önce 2017, 2016, 2015'e baktığınızda milyonlu adetler vardı. Bu milyonlu adetler neyin ifadesi? Milyonlu adetler Türkiye'de 974 adet plazanın sürdürülebilir olacağı azami rakam. Asgari rakam. Yani 1 milyon adet 974 plaza ortalama hemen hemen 1000 adet araç satışıyla biz hayatımızı idame ettiriyoruz ama geleceğe yatırım yapamıyoruz. 1 milyon 200 bin, 1 milyon 300 bin adet satış rakamlarıyla birlikte biz hayatımızı idame ettiriyoruz, kaliteli istihdam yaratmaya devam ediyoruz ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bir an önce oraya doğru gelmemiz lazım. İşte bunun yollarından en önemlisi de yapısal reformlar ki biz bunu destekliyoruz. Faizlerin muhakkak düşmesi beklediğimiz konular arasında. Bununla birlikte daha da önemlisi otomobilin üzerindeki gerçekten vergi yükünün Avrupa Birliği müktesebatıyla birlikte ciddi manada o seviyelere gelmesi. Avrupa'da 17 ile 27 arasında otomobilin üzerinde, otomotivin üzerinde vergi yükü varken bizde 77'den başlıyor. Yani Türkiye'de Bursa'da üretilen Egea modeline, Fiat Egea modeline bizim buradaki tüketicimiz İtalya'daki tüketiciden daha pahalıya biniyor. Yani İtalya'daki tüketici biz üretiyoruz, İtalya'ya gönderiyoruz. Oradaki tüketici bizim ürettiğimiz araca bizden daha ucuza biniyor, biz daha pahalıya biniyoruz. Yani burada gerçekten otomotivin üzerindeki vergi yükünü orta vadede önümüzdeki 10 yıllık süreçte en azından bir
ilan etmek, yapısal reformlarla birlikte de bunu desteklemek lazım ki en önemli konulardan birisi de dışarıdan yatırımcı gelsin. Hı hı. Yani dışarıdan yatırımcının geldiğinde baktığı en önemli şey yapacağı yatırımın üzerindeki vergi yükü ve değişim oranları. Onları çok yakından takip ediyor. Dolayısıyla otomobilin üzerinde vergi reformu, faizlerin düşmesi, bunlar gerçekten bizi tekrar o milyonlu rakamlara doğru önümüzdeki süreçte yaklaştırır ve bizler de gerçekten istihdamımızı korumaya devam eder, yüce geliriz. Biraz eriyen sermayemizi tekrar yerine koymaya gayret ederiz. Çünkü sermayelerimiz de ciddi manada geçen sene maalesef eridi. Bu noktada bahsettiğiniz konu aslında yatırımcının gözü değil mi? Buradaki çalışmalar aslında bir nevi yatırımcıyı çekmek açısından da önemli. Bunu ayrıca soracağım ama Murat Bey aradan sonra kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından sektörel bakış devam edecek. EkoTürk dünyanın dört bir yanına uzanmaya devam ediyor. Bölge uzmanları eşliğinde her hafta bir ülke siyasi yapısından ekonomisine tüm yönleriyle mercek altına alınıyor. Mete Sohtoğlu'nun sunduğu Mercek Altı her cuma 13'te EkoTürk'te. Vestel Flora Doğa Klimalar hava durumunu sunar. Vestel Flora Doğa Klimalar hava durumunu sundu. Gözlerimizi açtığımız gün en büyük sorumluluğumuzun bir çocuğun gözlerinden umudu, bir annenin gözlerinden gururu eksik etmemek olduğunu gördük. Biz atalarımızdan böyle gördük. Vakıfbank olarak saklı kalmış hazineleri gün yüzüne çıkarıyorsan, adını tarihe yazdıran bir efsane olduysan, güçlü Türkiye'nin en büyük projelerine imza atıyorsan, üretimin her aşamasına verdiğimiz destekle ekonomimizin itici gücü oluyorsa, hiç durmadan geliştirdiğimiz teknolojilerimizle ülkemizi geleceğe taşıyorsa, ve nerede olursa olsun İnsanımızın yanındaki güç oluyorsa, o çocuğun gözlerinden umudu, o gencin gözlerinden cesareti ve milletimizin gözlerinden gururu hiç
hiç eksik etmediğimizdendir. Çünkü biz atalarımızdan böyle gördük. Siz de bizim gözlerimize her baktığınızda yüzlerce yıllık mirastan gelen bu gücü görürsünüz. Vakıfbank, yanındaki güç. 65 yıldır. Sektörel Bakış Otomotiv ve Etkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Yasvaroğlu ile birlikte devam ediyoruz. Murat Bey, aranın hemen öncesinde aslında yatırımcının gözünden bahsediyordunuz. Türkiye'ye nasıl bakıyorlar peki? Var mı önümüzdeki döneme ilişkin bir notlar yatırımcı açısından? İşte biz burada sürekli hararetle her Ankara'ya gittiğimizde, her toplantımızda net bir şekilde bunun altını çiziyoruz. Türkiye'ye son 20 senedir kapasite artırımlarının dışında yeni yatırım maalesef çekemedik. Halbuki Avrupa'da Çekya bizim burada üreten bir Koreli markanın yatırımını çekti. Yani bizim burada bir an önce gerçekten otomobilin üzerindeki vergi yükünü hafifleterek ve ciddi manada üretime, Ar-Ge'ye özellikle yurt dışından gelip burada yatırım yapacak firmalara üretim, Ar-Ge, vergi noktasında ciddi teşvikler sunmamız lazım ve bu bahsettiğimiz Marmara bölgesinden yerler tahsis ederek buralara doğru davet etmemiz lazım. Ama en önemli burada konulardan birisi dışarıdan gelen yatırımcı Türkiye'deki iç pazarın stabilizasyonuyla çok ilgileniyor. Yani ideal sapma oranının dışında düşmeler veya çıkmalar çok da fazla hoşlarına giden bir durum değil. Türkiye'de bizim uzun yıllardır milyon adetleri hayalini kurduk, milyona geldik fakat orada kırılmalar oldu, sürdüremedik. Orada milyonu sürdürmenin yollarına bakmamız lazım. İşte orada da biraz önce bahsettiğimiz maalesef vergi yükü, faizlerin değişiyor olması, vergilerin değişiyor olması. Tabii bu vergiler niye değişiyor? İhtiyaç var. Bütçede açık varsa tabii en önemli tahsilat noktası otomobil. Otomobilin üzerinden rahatlıkla tahsilat yapılabiliyor. Ama ben inanıyorum ki yeni reform paketinin içerisinde buna ciddi bir başlık ayrılmış vaziyette olduğunu ümit ediyorum. En azından bundan sonra biz üreten bir ülke olma yolunda daha kararlı adımlar atmamız lazım ki dışarıdaki yabancı yatırımcıyı ülkemize çekelim, yabancı markalara çekelim. Çünkü gerçekten jeopolitik noktada, ülkemizin coğrafyası noktasında ciddi manada tartışmasız bir yerdeyiz yani. Baktığınızda işte 6 saat uçuş mesafesinde 150-160 ülkeye ulaşabiliyorsunuz. Deniz yollarınız hakeza çok kuvvetli. Buralardaki fırsatlarımız çok görünen fırsatlar. Bu fırsatları bir an önce değerlendirmemiz lazım. Nihayetinde vergi sistemimiz eksik de olabilir. Hı hı. Fakat sürdürülebilir süreklilik arz etmesi lazım. İç pazarınız 1 milyon olmaz da 920 bine düşer, 900 bine düşer. Bunlar kabul edilebilir ama bu tarz büyük düşüşlerde ister istemez yabancı yatırımcı bir miktar oraya şerhle bakıyor. Şerhle baktığı zaman da kendi adına daha güvenli limanları tercih ediyor. Biz inanıyorum ki bundan sonraki 4 yıllık süreçte yabancı yatırımcı da Türkiye'ye sanki çekeceğiz gibi özellikle Cumhurbaşkanlığı'nın bu konuda yatırım ajansı var. Ciddi manada dirsek temasında olduğu galiba yerler var. Umuyoruz ki artık biz de yavaş yavaş tekrar yabancı yatırımcının iştahını kapatacak adımları atıyor olacağız. Peki sermayemiz de eridi dediniz. Sermaye nasıl yerine geri getirilecek? Neler yapılması gerekiyor? En önemli tabii konu başlığımız bu. Bizim OYDER'in içerisinde de sürekli konuştuğumuz konu, evet bizler yatırımlarını tamamlamış. 5 milyon metrekare kapalı alan yapmış. 80 bin doğrudan istihdamı olan artı 20 bin indirek istihdamıyla 100 bin istihdamı olan çok kuvvetli bir yapıyız. Ve gerçekten bunu söylemekten de mutlu oluyoruz. Gerçekten resmi bir yapıyız. Yani her şeyimiz kurumsal manada yürüyor. Zaten böyle de olması gerekiyor bu işin. Evet geçen sene
ciddi manada faize, enflasyona ve kura biz sermayemizi ister istemez istem dışı kaptırdık. Senenin başında 130 mobil sermayemiz varken senenin ortasındaki orada karşı karşıya kaldığımız ekonomik saldırılarla birlikte 100 araçlık otomobil sermayemiz yıl sonunda 50 araca düştü. Şimdi biz 50 aracı kaybetmişiz, sermayemizi kaybetmişiz, borçlanma oranları ciddi manada yüksek. Borçlanma istesek de sermayemizi kaybettiğimiz için bilanço yapılarımız bir miktar bozulmuş. Bilanço yapılarımızı tekrar kuvvetli hale getirmek için bizlerin uygun borçlanma faizleriyle uzun vadeli, bunu her yerde söylüyorum, bir can suyu kredisine ihtiyacımız var. Nitekim bu krediyi de işte dün açıklanan reform paketiyle birlikte 28 milyar TL kamu bankalarına bir hazine garantili borçlanma yetkisi verildi. Buradan da Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği olarak bizim sektörün üyelerine bu manada en az 2 sene ödemesiz toplamda 5 yıl vadeli uygun faizli kredilere ihtiyacımız var ki hem bilançolarımız sağlıklı hale gelsin, hem de kurmuş olduğumuz yapılar sağlıklı bir şekilde akamete uğramadan hayatına devam etsin. Çünkü bizler en önemli kendi içimizde konuştuğumuzda asetlerimizin başında gerçekten kaliteli yetişmiş insan kaynağımız. Bizim bilançomuzun en kıymetli tarafı bu. Çünkü bir insan gerçekten kolay yetişmiyor. Özellikle bizim sektörde satış sonrası bacağında 3 ila 5 seneden aşağı bir personeli yetiştirme şansınız yok. Çünkü araçlar ciddi manada hem elektronik oldu, hem gerçekten çok teknolojik oldu. Bir ustayı, bir teknikeri yetiştirmek ciddi manada zamanınıza mal oluyor. Hem de zor diyorsunuz. Bu noktada aslında iç pazardaki daralmadan dolayı istihdamda da zaman zaman düşüşler yaşanıyor. Otomotiv sektöründe nasıl önümüzdeki dönemde yine bir daralma yaşanırsa yine istihdamda düşüş yaşanır mı Murat Bey? Biz sektöre her zaman her toplantımızda şunu söylüyoruz. Biz evimizi satalım, arabamızı satalım, istihdamımızı koruyalım. Çünkü İstihdam bizim bilançomuzun görünmeyen en önemli değeri. Bunu hiçbir yerde dikkate almıyorlar. Yani bankalar, diğer kurumlar onu dikkate almıyor. Asetinizin aslında en başına yazacağınız şey istihdamınızdır, kaliteli istihdamınızdır. Ben her zaman şunu öneriyorum. İstihdamımıza sahip çıkalım. Çünkü bugünler gelip geçici. Gelip geçici bugünlerde birbirimize kenetlenelim. Günün sonunda kazanan Türkiye olacak. Kazanan bizim otomotiv sektörü olacak. Baktığınızda işte bundan 3-4 sene önce faizler 4,5 seviyesine inmişti. Malum işte gezi olaylarıyla birlikte faizler göreceli, ondan sonra sürekli çıkmaya başladı. Yani o günkü Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında ne var ki faizler bu kadar yüksek veya bu faizlerin bu kadar yüksek olmasını hangi mihraklar savunuyor veya sağlıyor? Günün sonunda ben inanıyorum ki tekrar Türkiye kendi dinamikleriyle bir şekilde kendini toparlayacaktır. Yani Türkiye gerçekten bir tabiri caizse anka kuşu, yani kendi küllerinden yeniden kendi o dinamik yapısına, kendi o güçlü kuvvetli yapısına bence tekrar geri dönecektir. Evet, peki tüm anlattıklarınız çerçevesinde aslında yıl sonu hedefiniz, beklentiniz nedir? Bu sene pazar nasıl biter Murat Bey? Ya bu çok değişken, yani şöyle bakmamak lazım. Evet, bu sene kötü başladık diyoruz ama neyle kıyaslıyoruz? Çok iyi olan bir geçen seneyle kıyaslıyoruz. Yani geçen senenin ilk 6 ayı çok iyi, onunla kıyaslıyoruz. Onunla kıyasladığımız zaman bir yerde yanlış yaparız. Halbuki 24 Haziran'dan sonraki süreçle kıyaslarsanız, oradaki düşüşler 70'lerde, 60'larda, şu anda geldiğimiz noktada düşüşler 47 ve 36 bandına kadar gerilemiş vaziyette. Yani o ekonomik dengesizlenme süresiyle kıyaslamak lazım. O zaman kıyasladığınızda aslında bir toparlama sürecine girdiğinin işaretleri var. Tabi o daralan dönemle ben kıyaslıyorum. Çünkü doğru olmaz yani piyasanın iyi gittiği dönemle bu senenin 3 ayını kıyaslamak. Şöyle biz öngörüyoruz, bu bahsettiğimiz kredi faizlerinin düşmesi, mevduat faizlerinin düşmesi bu işi ciddi manada hızlı bir şekilde toparlar. Eğer bu adımlar atılırsa biz pazarın 450 binin üzerine
atacağını, eğer bu adımlar yılın üçüncü çeyreğinde bir miktar daha pozitif manada ilerlerse biz 500 binlere doğru pazarın gideceğini açıkçası öngörüyoruz. Çünkü Sayın Bakanımız bizim programa sağ olsun gelmiş, teşrif etmişti. Orada özellikle yılın Mayıs ayıyla birlikte faizlerin ve enflasyonun düşmeye başlayacağını hepimizin müşahede edeceğini belirtmişti. Biz tabii oradaki bütün açıklamalara kalben inanıyoruz ve arkasında olmaya da devam edeceğiz. Eğer bütün bu bileşenler 7. 8. ayda ortaya çıkarsa pazar kendisini 500 binin üzerine de atabilir. Ama günün sonunda bugünkü verilerle ÖTV indirimlerinin ve KDV indirimlerinin devam ederek bugünkü faiz oranlarıyla devam ederse 450 binleri görüyoruz. Ama bunlar değişirse biz 500 binleri üstünü rahatlıkla ifade ederiz. Ama bu yapıyı korumak adına, yani 80 bin istihdamı korumak adına, bu plazaları korumak adına gerçekten bizlerin ciddi manada bir can suyu kredisine ihtiyacımız var. Hani şu olabilir, KOBİ sınıfındasınız, KOBİ sınıfında olduğunuz için zaten bu KOBİ kredilerinden istifade ediyor musunuz gibi bir soru olsa mesela. Hı hı. Edemiyoruz çünkü KOBİ üst sınırı 125 milyon diyebiliyorum. KOBİ üst sınırının bir miktar yukarıya doğru taşınması lazım ki bizler de o sınıfa girebilelim ve oradaki desteklerden istifade edelim. Bugün son dönemlerde KGF kredileri yine gündemdeydi ve bir sürü sektör bu KGF kredilerinden kısmen de olsa istifade etti. Evet. Biz kısmen de istifade etmedik. Çünkü 2017 bitiş bilançoları orada esas alınıyordu. 2017 bitiş bilançosu esas alındığında da 2017'de pazar 1 milyon mertebesindeydi. O KOBİ üst sınırının üstünde olduğumuz için biz oralardan da açıkçası istifade edemedik. Buralardan da istifade etmeyi biz arzuluyoruz açıkçası. Şimdi Murat Bey, geçen aya kadar baktığımızda iç pazardaki daralmayı konuşuyorduk aslında. Şimdi ihracatı konuştuğumuzda yine ihracatta da bir daralma yaşanıyor. Aslında iki taraflı sektöre baktığımızda farklı birçok sektörde olduğu gibi, sadece otomotiv sektöründe değil, ihracattan kuvvet buluyordu sektörler. Şimdi her ikisinde de bir daralma yaşanıyor. Öngörünüz nedir bu noktada? Şimdi ihracat konusunda. İhracatta tabii baktığınızda Avrupa'da da bir durgunluk sinyalleri zaten geçen yılın son çeyreğinden beri yavaş yavaş geliyordu. Küresel riskler konuşuluyor. Evet, tabii. Yani bir oralarda da bir durgunluk, hatta bizim en büyük ihracat pazarlarımız işte Avrupa, Almanya, oralarda ufak ufak resesyon cümleleri de duymaya başlıyoruz. Brexit süreci bir yandan Brexit devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Bizim en önemli pazarlarımızdan birisi Brexit. Brexit'in nihayete ermesi lazım, sonuçlanması lazım. Oradan kaybediyoruz. Şöyle ifade edeyim. Biz %14 üretimde Ocak Şubat'ta kaybetmişiz. Mart rakamları henüz resmi olarak açıklanmadığı için onunla ilgili bir şey söylemek zor olur. 265 binden 230 bine düşmüş. Yani %14 düşmüş. Fakat Ocak Şubat ihracatına baktığınız zaman %8 düşmüş. Yani 215 binden 199 bine düşmüş. İhracatta biraz önce de bahsettiğim gibi, evet, Avrupa pazarlarında bir sıkıntı işaretleri görüyoruz. Brexit'in sonuçlanması lazım çünkü İngiltere bizim önemli pazarlarımızdan birisi. Eğer Avrupa Birliği'nden çıkarsa ihracatımız bir miktar daha belki düşebilir. Çünkü Avrupa Birliği'nden çıktığı zaman Gümrük Birliği'nden de çıkmış oluyor. Orada başka anlaşmalar belki zorunlu hale gelecektir oradaki eksiği toparlamak adına. Biraz da şeyde düşüş var baktığınızda Ocak Şubat'a. Döviz bazında da %9 düşüş var. Yani 2.8 milyar dolardan 2.5 milyar dolara gerilemiş. Tabi Ocak-Şubat verileri baktığımızda Ocak-Şubat verileriyle yola çıkarsak sanki pazar bir miktar ihracatta böyle devam edecek gibi. Yani bir miktar sanki düşüşle devam edecek gibi. Ama ben geçen işte Avrupa Merkez Bankası'nın verilerine de baktım. Orada bir parasal genişlemeden bahsediyor. Faizlerin düşmesinden bahsediyor. Eğer parasal genişleme orada tekrar gündeme gelirse, faizlerde bir miktar daha aşağıya doğru evrilirse sanki orada da bir iç pazar dinamikleri tekrar eski kuvvetine geri gelir.
işi sanki yılın ikinci yarısında ihracat bacağında toparlarız. Sevindirici taraf Ocak-Şubat'ta ithalat %55 düşmüş. İthalatı düşürmeyi otomotivde başarmaya devam ediyoruz. İhracatla ithalat arasındaki birisi işte %8 düşüyor ama ithalat %55 düşüyor. Bu ümit verici bizler adına. Sanırım orada üretim bacağında bu işler kendini yılın ikinci yarısında toparlar. Çünkü Brexit süreci de sanırım Ağustos, Eylül ayına falan tekrar ötelendi. Sektörün yapabileceği bir şey var mı bu noktada? Yeni pazarlara odaklanmak gibi. Çünkü Ticaret Bakanı Ruser Pekcan'ın da açıklamaları vardı. Avrupa Birliği'ne yapılan ticaret hacmimizin %52'sini oluşturuyor şeklinde. Bu noktada yeni pazarlar aramaya ihtiyaç var şeklinde. Otomotiv pazarında böyle bir ihtiyaç var mıdır? Ne yapmak gerekiyor ihracat konusunda? Bir yandan da iç pazardaki büyümeye mi odaklanmak gerekiyor? Hangisidir Murat Bey? İyi yakaladınız. İşte mesela 2 aylık üretim %14 düşmüş ama ihracat 8 düşmüş. Aradaki fark nereden düşmüş? İşte o iç pazar. Evet. Yani iç pazar dinamikleri aslında üreticiyi en çok besleyen taraf iç pazar. Yani iç pazar dinamiklerinin tekrar yerine gelmesi lazım ki orada üreticinin de bir miktar moral ekonomisi düzelsin ki iç pazara ciddi kampanyalar ve teşvikler de devam edebilsin. Çünkü oradaki üreticinin moral ekonomisi iç pazarın da yükselmesiyle direkt bence bağlantılı şeyler. Elbette farklı pazarlar aramak doğru bir söylem. Ama biz emisyon olarak, motor emisyonu, egzoz emisyonu olarak Avrupa Birliği müktesebatını takip ettiğimiz için Afrika ve diğer pazarlara bu Euro 4, Euro 5, Euro 6 emisyonlarını satmamız henüz çok da mümkün gözükmüyor. Fakat yavaş yavaş o pazarları da denememiz lazım. Çünkü orada emisyon standartları henüz Avrupa Birliği seviyelerinde değil. Ama oraya doğru da ciddi manada hani devrilmemek adına evrilmemek lazım. Diğer pazarları, başka pazarları da ciddi manada takip ediyor olmamız lazım. Ve gördüğüm kadarıyla da ciddi manada da çeşitlendirilmeye başladı. Evet. En önemli konulardan birisi, bunu özellikle not aldım. Toplam ihracat Mart'ta 16 milyar dolar, dış ticaret açığı 1.9 milyar dolar, ihracatın ithalatı karşılanma oranı %89. Ya bu gerçekten takdir edilecek bir rakam. Yani ürettiğiniz, ithal ettiğiniz karşılanma oranı %89, yani %11 gibi aslında bir orada halletmemiz gereken durum var. Burada da yine Türkiye'de kaliteli aramalı teknoloji üretimi, işte biraz daha sanki elektrik, rüzgar, diğer enerji, güneş santrallerine sanki biraz daha eğilirsek bizim en önemli cari açığımız maalesef enerjiden geliyor. Enerji işini de sanki orta vadede çözersek biz bu işi de toparlarız gibi ben hissediyorum, ümit ediyorum. YouTube'dan bizi canlı izleyen izleyicilerimiz var Murat Bey. Bir yandan da soruları var, onu da iletmek istiyorum. Bizim ülkemizde üretiliyor ama biz daha pahalıya alıyoruz diyorlar. Neden diye sormuşlar size. Ben zaten onu ifade ettim. Evet. Yani sonuçta Türkiye'de 82 milyon nüfus var. Türkiye'nin gelirleri henüz kendine yetmiyor. Dolayısıyla otomotivin üzerindeki vergi yükü, ben bunu zaten Ankara'daki büyüklerimizin de çok hoşlandığını düşünmüyorum. Maalesef otomobilin üzerindeki vergi yükü arzu ettiğimiz yerlerde olmadığı sürece bu biraz daha böyle devam edecek. Ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Ben inanıyorum ki bu orta vadede özellikle Eylül'de, Ekim'de sanırım yine bir ekonomi ile ilgili bir, özellikle vergiyle ilgili bir paket açıklanacağını ben en sonki toplantı sonuçlarında gördüm. Muhtemelen vergiyle ilgili bir düzenleme gelecek. Bu düzenlemeyle birlikte elbette gönül ister ki ürettiği otomobili dışarıya sattığında dışarıya sattığı biraz daha pahalıya binsin, kendisi biraz daha ucuza binsin. Çünkü orada gerçekten bizim alnımızın teri, bizim elimizin emeği, bizim gözümüzün nuru. Bunu da hak ediyoruz Türkiye olarak. Peki yerli otomobilde çıkmaza mı girildi Murat Bey? Bildiğiniz gibi yerli otomobilde elektrikli olacak.
Nedir buradaki öngörünüz? Ya şöyle, yerli otomobilden önce şunu söyleyeyim. Artık hibrit teknolojileri, elektrikli araçlar, işte ben dün 24 saatliğine Hollanda'ya gittim. Bu konu üzerine bir iki yerle görüştük. Dünya nereye gidiyor diye. Avrupa'da otomotiv üreticilerine karbon emisyonundan ötürü belli bir sınırlamalar geldi. Yani eskiden bu araçtı. İşte 100 mililitrenin altında falan olması gerekiyordu karbon salınımı. Şimdi ürettiği bütün araçların toplamına bir azami üst sınır gelmiş. Dolayısıyla eğer bunu sağlayamazsanız 500 milyon, 600 milyon dolar gibi yıllık cezalar ödemeye mahkum oluyorsunuz. Dolayısıyla Avrupa çok hızlı bir şekilde 2025-2030 bandına doğru elektrikli bir dünyaya, elektrikli araç, hibrit dünyası ve elektrikli dünyasına doğru hızlı bir geçiş yapıyor. Buradan neyi çıkaralım, nasıl bir çıkarım yapalım? Dizel teknolojisi artık çok net bir şekilde bitiyor. Özellikle tüketicimiz uzun vadede aracını alıp kullanmayı düşünüyorsa bundan sonra karbon emisyonu daha az, salınımı daha az olan kesinlikle benzinli motorları tercih etmeli. Çünkü dizelin ciddi manada artık Avrupa'da 2025'ten sonra ömrü yok. Türkiye'de bu iş yavaşlıyor mu noktasında? Türkiye'de yavaşladığını düşünmüyorum. İlk önce plan şu idi. Benzinli motor ve elektrikli motor, ama benzinlinin de karbon emisyon oranlarında ciddi regülasyon değişiklikleri oldu. Ve elektrikli modeline sanki biraz daha beyinler kaydırıldı. Orada da elektrikli dünyanın gerçeği. Türkiye'de de elektrikli olması bence en önemli konulardan birisi. Çünkü orada enerji bağımlılığımızı açıkçası minimize etme planı var sanki. Sonuçta içten yanmalı motorlardan kurtuluyoruz. Tamamen elektrikli motora dönüyoruz. Ama yine de orada benim nacizane tavsiyem bir benzinli motorun veya iki benzinli motorun olması. Çünkü bizim hem Avrupa pazarını takip ediyor olmamız lazım, hem de gerçekten çok iyi ilişkilerimizin olduğu Türkiye olarak Afrika pazarları, Orta Doğu pazarları, özellikle o büyük Afrika coğrafyasında bizim de kendi yerli otomobilimizin benzinli en az iki modele sahip olması gerektiği kanaatindeyim. Ben akamete uğrayan bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Ama bu konuyla ilgili de sanki yeniden bir bilgilendirme yapılmasında fayda var ki insanların dimağında farklı şeyler kalmasın diye düşünüyorum. Peki Oydar özelinde sormak istiyorum Murat Bey. Bölge diyalog toplantıları gerçekleştiriyorsunuz. Bölgelerdeki durum nasıl? Son birkaç dakikamız kaldı aslında. Bir yandan da Oydar Akademi'den bahsetmek istiyorum. Oradaki çalışmanız nedir? Sektöre ne gibi değer yaratıyor? Şimdi şöyle, bölgelerde biz sürekli aktif olmaya gayret ediyoruz. Çünkü gerçekten Oydar'ın en önemli nosyonu ciddi manada dünya nereye gidiyor, Türkiye nereye gidiyor, neler değişiyor. Bunları bizim Türkiye'nin bütün her tarafına yayılmış teşkilatımıza anlatmak asli vazifemiz. Eğer biz bu görevlere talip olmuşsak. Burada da gerçekten gittiğimiz her yerde büyük bir hüsnü kabulle karşılanıyoruz. Ve anlattığımız şeylerin de her zaman karşılık gördüğünü ve gittiğimiz her yerde dönüşümlerin başladığını, teknolojik altyapı yatırımlarının yapıldığını, İşte internet dünyasına girişlerin yapıldığını hemen görüyoruz ve bununla ilgili de sürekli bir bizim Oydar'da kendi bir masa kurmuşuz bununla ilgili. Sürekli arkadaşlarımıza bu işi daha iyi nasıl yapabilirim diye sorular geliyor. Oydar Akademi çok değer verdiğimiz bir konu, çünkü satış sonrasıyla ilgili, satışla ilgili Anadolu'daki arkadaşlarımız, bizler yeni bir personel aldığımızda Oydar Akademi'de yapmış olduğumuz yayınlar var. Satış sonrasında nasıl bir politika izlenmeli, satış sonrasında nasıl bir, özellikle kaporta boyada nasıl giderlerimizi minimize etmeliyiz gibi böyle akademik çalışmalarımız var. Oradan onları sunuyoruz ki insanlar istifade etsin. Bir de Oydar kütüphanemiz var. Kütüphanede de gerçekten bir cümleyle alayım Murat Bey. Otomobilin tarihini anlatan en son bir Tomofildir Muradımız diye bir kitabımız var. O kitabımızı da herkesin okumasını, otomotivin nereden nereye geldiğini
görmesini arzu ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben verdiğiniz teşekkür değerli ederim. Bilgiler için sağ olun. OYDER Başkanı, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu bizlerle birlikteydi. Sektörel Bakış'ın sonuna geldik. Bir başka yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.